şimdiden diyorum. Çok teşekkür hep ederim. Hep kemik suyun içerisinde aslında biz kolajen olduğunu konuştuk. Bol bol tüketelim dedik. Peki o zaman kemik suyu mu kolajen mi diye sorarak başlamak istiyorum aslında kolajen dosyasına. Çağla, şimdi hanımefendinin yaptığı çorba çok güzel bir sebze çorbası. Evet. Ama çok etkili bir kolajen çorbası değil. Bunu söylemek lazım. Kemik suyu, kemiğin kendisinde biraz sonra konuşabiliriz. Yaklaşık %10-15 oranında yapısında kolajen var. Kemikteki kalsiyumu, magnezyumu tuğla sayarsanız, tamam, o tuğlanın arasına girmesi gereken çimento olarak kolajen. Kolajen aslında. Dolayısıyla kemiği kaynattığınız zaman kemikteki kolajen, az da olsa kolajen yapısında, suyuna geçiyor. Ancak o suya geçen kolajen molekülü çok büyük bir molekül. Yaklaşık 5000'in üzerinde amino asit içeren kocaman bir molekül. O kolajenin vücuda girdiği zaman ısıyla jelatine dönüşüyor. Onun için böyle jel kıvamı alıyor. Evet, evet. O jelatinin diyelim kolajenden de öte ısındığı zaman kolajen jelatine döner. O jelatine dönmüş kolajenin mideden bağırsağa geçtikten sonra bağırsak hücrelerinin arasındaki dar aralıklardan, ki maksimum 3000-3500 dalton geçebilir genişliği. Yani kapıdan kamyonun sığmaması gibi. Evet. Nasıl evinizin kapısından kamyon giremezse o hücrelerin aralıklarından kolajen geçemez. Diyoruz. Emilimi düşük emilim oluyor diyoruz. Çok düşük. Çok düşük. Hem içindeki kolajen düşük kemik suyunun, hem de o kemik suyundaki kolajenin bağırsaklardan emilme oranı düşük. Bir bilgiyi de söylemeden geçemeyeceğim. Belki kemik suyu çorbasını çok kullananlar üzülecekler. Çağla, vücudu kendisine giren, hayvanlarda da öyle, bizde de öyle, zehirli maddeleri, özellikle ağır metalleri, toksik maddeleri hareketsiz dokusunda saklar. Yani sizin bozulma ihtimali olan eşyalarınızı kilerinizde saklamanız gibi bir şey. Sandığa kitlemeniz gibi. İşte o sandık kiler vücutta kemik dokusuyla yağ dokusudur. Bir kişi hızla zayıflarsa, yağ dokusu hızla eridiği zaman içindeki toksinler kana karıştığı için bağışıklığı zayıflar. O kişi çok çabuk zatürre olur, çok çabuk hasta olur, enfeksiyon geçirir. Yani birinci toksinlerin karışması. Aynı şekilde kemik suyu çorbasını çok içerseniz o hayvanın kemiklerinde birikmiş olan kurşun, ağır civa, kadmiyum gibi ağır metalleri de vücudunuza doldurma ihtimaliniz var. İşin tadını, tuzunu kaçırmayın. Bizim mutfağımızın kemik suyu çorbası hoş lezzetlerinden biridir ama bir kolajen ilacı değildir.